Selamünaleyküm sevgili Abdestli Hoca takipçileri. Yepyeni bir Ramazan etkinlikleriyle karşınızdayız. Bugün çocuklar için Ramazan etkinliklerinin 11. bölümünü çekeceğiz. Yine çok güzel bir etkinlik geliyor. Basit malzemelerden, olabildiğince evde bulabileceğiniz malzemelerden çok güzel bir etkinlik yapmaya çalışacağız. Malzemelerimiz bunlar. İsterseniz malzemelerimizi sayalım ve sonra videonun nasıl yapıldığına geçelim. Evet, şöyle benim pipetlere ihtiyacım var. Bunun boyutu, ölçüsü falan fark etmiyor. Evinizde, elinizde hangi pipetlerden varsa onu kullanabilirsiniz. Sonra şöyle bir tane ben renkli kağıt kullandım. Siz yine evinizde var olan beyaz kağıt da kullanabilirsiniz. Şöyle bir renkli kağıda ihtiyacım var. Kalem ve silikon tabancası, bir de makasa ihtiyacım var bütün bunlar için. Bütün malzemelerim bunlar. Hadi hep beraber nasıl yapıldığına bakalım. Şimdi şunları şöyle bir kenara alayım şimdilik. Bu ilk aşamada yapacağım şey, elimi şöyle koyacağım ve elimin şeklini çizmeye çalışacağım. Gerçekten çok basit, bence rahatlıkla yapabileceğiniz ve sonucunun harika olduğunu düşündüğüm bir etkinlik. Evet, şöyle elimi koyuyorum ve elimin şeklini çizmeye çalışıyorum. Şöyle çizdim. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bunun makas yardımıyla şöyle kenarlardan geçerek keseceğim. Yani aslında bir el şekli istiyorum. Daha böyle profesyonel olsun istiyorsanız internetten hazır çıktı da alabilirsiniz. Ancak çocuğunuzun elini koyup yapmanız bence daha güzel olacaktır. Daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada malzemelerimizin arasında ip de var. Onu unuttum başta söylemeyi. Biraz da ip kullanacağız. Bu projenin olmazsa olmazlarından bir tanesi de ip. İpi de orada saymayı unuttum. Şu an o geldi hatırıma şunu keserken. Evet. Projelerimizin içinde, malzemelerimizin içinde bir de ip var. Onu da kullanacağız. Evet. Şeklimi şöyle çıkardım. Şöyle kestim, çıkardım. Şimdi bunu böyle koyalım. Ne yapacağız şimdi? Pipetlerimizden, şöyle pipetlerimizi alalım. Şöyle pipetlerimizden şu büyüklükte, hatta biraz daha küçük de olabilir, parçalar çıkaracağız. Şöyle pipetimi alıyorum, kesiyorum. Şimdi şöyle kaç tane keseceğiz? Ölçümüz ne olacak? Onu hemen ifade etmek istiyorum. Şimdi bir tane uç kısma, parmağın uç kısmına, toplamda 5 tane oldu. Bir tane hemen alt kısmına, yine 5 tane oldu. 20 etti. Bir tane de hemen alt kısmına 10-15 oldu. Yani 1-2-3. 1-2-3. Şöyle göstereyim. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya da bir tane. Toplamda 3. 3 kere 5 15 oldu. Yine şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Aynı şekilde şuralara. Yani bir parmağın uç kısmına, bir orta kısmına, bir de son kısmına koyacağız. Şuraya bir. Hatta şu küçük parmağa da 2 tane koyarsak kafi. Sonra hepsini burada tek pipette, yani hepsine şöyle karşılarına da bir tane pipet koyacağız. Toplamda bize şu an 15 tane pipet yetiyor. Şöyle şunları ikiye bölüyorum. Şöyle söyleyeyim, ölçü olarak size yaklaşık 3 santim olması, pardon 2 santim olması kafi. Şöyle kesiyorum. Boyut şu kadar olacak. Şöyle göstereyim. Boyut şu kadar olacak. Evet, şuradan kesmeye devam ediyorum ben. Evet, şöyle küçük pipetlerimi kestim. Bir de şöyle yaklaşık 5 santim büyüklüğünde pipetlere ihtiyacım var. Şimdi bir tane örnek göstermek istiyorum. Nasıl yapacağız? Şimdi pipetin bir tanesini şuraya yapıştırdık. Silikon tabancasıyla yapıştıracağız bu arada. Bir tanesini de şuraya yapıştırdık. Bir tanesini de şuraya yapıştırdık. Yani bir parmağa 3 tane yapıştırdık. 1, 2, 3 şöyle yapıştırdık. Bunu tam karşısına yapıştıracağız. Sonra aynı şekilde bunlar için de yapacağız. Önce şöyle silikonumu alayım ben. Şimdi şöyle birer damla, hatta çok küçük miktarda silikon bırakıyorum ben buraya.
Çok az bırakıyorum. Çünkü pipetim küçük olduğu için hemen hızlıca yapışacaktır. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim tekrardan. Yakınlaştırarak. Bakın şöyle 3 tane pipeti şu şekilde yapıştırdım. Bir tanesi uç kısma, orta kısma ve son kısma olmak üzere 3 tane pipet yapıştırdım. Sonra ne yapıyorum? Tam bunun karşısına denk gelecek şekilde şuradan bileğe yakın kısımdan ne yapıyorum? Uzun pipetlerimden bir tanesini ona karşılık gelecek şekilde yapıştırıyorum. Yani şöyle daha yakından göstereyim. Şunun şöyle göstereyim. Şunun tam karşısına bir tane uzun pipet bileğe yakın kısmına yapıştırıyorum. Bütün hepsini burada toplayacağım. Aynısını şu diğerleri için de yapayım. Evet, şöyle son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, şöyle her parmağa 3 tane, şu parmağa 2 tane yaptım yalnız. Her parmağa 3 tane pipet gelecek şekilde şöyle silikon tabancasıyla yaptım ve tam karşılıklarına, yani şunun tam karşısına, şunun tam karşısına, şunun tam karşısına gelecek şekilde bir de 5 santimlik pipetler yapıştırdım. Burada ölçüler çok önemli değil. Yani siz elin büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre ölçülerinizi ayarlarsınız ama şeklimiz bu. Şimdi gelelim başta unuttuğum ip ile ne yapacağımıza. Şimdi ipimizi şöyle geçiriyoruz ve şuraya bir tane düğüm atıyoruz. Yani bu uç kısmına şöyle bağlayıp şuraya bir tane düğüm atıyoruz. Sonra şöyle önce şuradan geçiriyoruz. Sonra şuradan geçiriyoruz. Yani parmağın bütün pipetlerinden tek tek geçiriyoruz. Şöyle gösterelim. Şöyle göstereyim. Bakın parmağın bütün pipetlerinden tek tek geçirdik. Şöyle havaya kaldıracak olursam. Bakın şöyle çektiğimde parmak kalkmış olacak. Şimdi bunu da şu karşı denk gelen pipetten geçiriyorum. Onu da şöyle geçirip çıkarıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde. Şimdi aynısını diğer 5 parmak için de yapıyorum. Yani şöyle çektiğim zaman gelecek şekilde aynısını şu 5 parmak için de yapıyorum ve sonra final aşamasına geçeceğiz. Evet, şöyle göstereyim. İplerimi şöyle tek tek bağladım. Şöyle hazır. Şimdi ben şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Yine şöyle küçük bir parça pipet aldım. Yaklaşık şöyle 7-8 santim büyüklüğünde. Sonra bütün bu iplerin hepsini şöyle pipetimin içinden geçiriyorum. Bütün hepsini şöyle geçiriyorum. Şöyle çekeyim. Şöyle. Evet. Sonra şunu şuraya yine silikon tabancası yardımıyla şöyle biraz silikon sıkıyorum oraya. Silikon tabancası yardımıyla şuraya yapışmasını istiyorum. Evet, artık şeklimiz hazır. Hadi hep beraber nasıl oynandığına, nasıl oynanacağımıza bakalım. Evet, şöyle biyonik elimizi alıyoruz. Bakın, gerçekten çok güzel. Şu şekilde çektiğimizde elimiz kapanıyor. Dediğim gibi şunu takmaya da bilirsiniz. Şu kısmı takmaya da bilirsiniz. Tek tek çekersiniz. Bütün parmakları tek tek oynatırsınız. Ben şöyle hepsini tek seferde oynatabileceğim bir pipet taktım. Gerçekten çok güzel oldu. Robotik kodlamanın başı da diyebiliriz aslında. Gerçekten çok güzel bir deneyim oldu. Çok güzel bir etkinlik oldu benim için de. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip kanalımıza da abone olursanız ve bizi paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir başka etkinlikte yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun.